Sayın arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Rode marka bir DSLR mikrofon incelemeye çalışacağız. VideoMic adından anlaşılacağı üzere videolarda kullanılan bir mikrofondur. Kondenser özelliğe sahiptir, yani şarkı kayıtlarında kullanılan bir sistemle donatılmış olduğunu söyleyebilirim. Shotgun tabiri de bir silaha benzediği için ya da pistol tabir edilen silahlara benzediği için bu ismi almıştır diyebiliriz. Fiyatlarına baktığımızda ise Türkiye'de ortalama 1000-1300 TL civarlarında sıfırı bulunabilmektedir. İkinci el olarak da 500-800 TL aralığında sahibinden ya da Letgo sitelerinde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ağırlığına baktığımızda ise ortalama 180 gram civarında olduğunu söyleyebilirim mikrofonumuzun. Kulaklık çıkışı ise ya da mikrofon bağlantısına baktığımızda ise 3,5 inçlik bir bağlantıyla her türlü kamera ya da cep telefonuna bağlantımızı yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle bunu kullanmak için bir pile ihtiyacımız olması gerektiğini söyleyeyim. Yani 9 voltluk bir pile ihtiyacımız vardır bu mikrofonu kullanabilmemiz için. Şimdi yavaş yavaş mikrofonumuzun özelliklerini incelemeye devam edelim. Mikrofonumuz normal şartlarda off, on ve en üzerinde de 80 Hz'lik bir sisteme sahiptir. Off'ta kapalı bölümde olduğunda bir üst bölümü on bölümüne çıkarttığımızda 40 Hz ile 20 kHz aralığında kayıt yapmaktadır. Ama bu sistemde biraz dip ses olabiliyor. Dip sesi önlemek için de edit programlarıyla bu dip sesi silebilirsiniz. Bir uğultu şeklinde olduğu için beni bayağı rahatsız etti. İkinci kısım ise 80 Hz denilen bölüm. Bu filtre sayesinde klima ya da trafik gürültüsünü ve benzeri sesleri kayda girmesini engeller ama bende olmadı maalesef. Hala dip sesi engelleyemedim. Sadece edit programlarıyla silmeye çalışıyorum. Pil yuvası bölümünün içerisinde çok küçük bir alan. Şurada zaten görülmesi bile çok zor. 0 desibel, eksi 10 desibel ve eksi 20 desibel bölümleri bulunuyor. Bu düşürücü devre sayesinde maç, konser gibi yüksek sesli yerlerde de kayıt alınabilmektedir arkadaşlar. Mikrofonumuza baktığımızda üzerinde şu şekilde bir rüzgar filtresi diyorlar, sünger diyorlar. Şu şekilde bir süngerle geliyor ve yapısına baktığımızda kenarlardan her taraftan kayıt alan bir parçalardan oluştuğunu görebiliriz. Alt bölümde ise DSLR bağlantısı olduğunu söylemem yanlış olmaz. Şimdi ilk önce tekrar süngerimizi takıp 9 voltluk pille çalıştığını söylemiştik. Pil olmadan çalışmıyor arkadaşlar. Ama pil taktığınız zaman da uzun süre 50 ile 100 saat arasında belki kullanıma uygun olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak pili çok az harcıyor. Bunu da ekstra belirteyim arkadaşlar. Artı ve eksi bölümlerini seçelim. Evet. Şu anda off. Birinci bölümde demin de bahsettiğimiz gibi 40 Hz, 20 kHz. İkinci bölümde ise 80 Hz filtre sayesinde bizim birçok dip sesi duymamızı engelliyor bu mikrofon, DSLR mikrofon. Şimdi DSLR kameramıza bağlantısına bakalım. Alt bölümden normal flash bölümüne bağlantımızı yapıyoruz. Evet, bağlantımızı yaptıktan sonra 3,5 inçlik ses çıkışını mikrofon girişine bağlıyoruz. Yan taraftaki gördüğünüz gibi şu şekilde mikrofon girişine bağladıktan sonra evet, mikrofonumuz kullanıma hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet şık bir görüntüye sahip. Bana sorarsanız gereksiz bir yatırım. İlla almak isterseniz de tecrübelerimi, dediğim gibi dip ses olayından ben çok fazla rahatsız oldum. Bunu belirtmek istiyorum. Dip sesi engellemek için kedi kuyruğu denilen bir rüzgarlıktan bahsediliyor. Bunu çıkarıp süngeri çıkıp onu takmamızdan bahsediliyor ama onun da kestiğini yorumlarda duymadım ya da okumadım. Eğer siz de bir DSLR mikrofon almak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. O dip sesi de dediğim gibi edit programlarıyla silebilirsiniz. Normalde şu anda kısa filmde ve belgeselcilikte kullanılmaktadır arkadaşlar. Mikrofon hakkındaki görüşlerim bunlardan ibarettir. Eğer aklınıza takılan başka sorular da olursa sorabilirsiniz. Alt bölümden değerlendirmeyi yaparız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.